Bu video, internete bağlanmak için bazı seçenekleri göstermektedir. TV ayarlarına gidin. Burada internet bağlantı seçeneği için bir kısa yol bulacaksınız. Kısa yolu bulamadığınız takdirde, tüm ayarlara gidin, sonra genel ayarlara ve sonra ağa gidin. İnternete bağlanmak için iki önemli bağlantı seçeneğiniz var. Kablolu bağlantı, ağı kullanmak için LAN kablosunun doğrudan TV'ye bağlanmasını gerektirir. Diğer seçenek kablosuz bağlantıdır. Kablosuz bağlantı seçeneğini etkinleştirdikten sonra, kablosuz yönlendiricinizin aktif olduğundan emin olun. Arama sonuçları içinde kablosuz yönlendirici adına tıklayın. Doğru parolayı girin. Bu süreç ile bağlanamadığınız takdirde ya da diğer ağ protokolleriniz varsa, başka ağ bağlantı seçenekleri de vardır. Adını, SSID, girerek bu menüden elle bir kablosuz ağ ekleyebilirsiniz. Doğru güvenlik türünü seçin. Geçerli parolayı girin ve bağlanın. İkinci seçenek, WPS etkin yönlendiriciye bağlanma. Üçüncü seçenek, WPS etkin yönlendiriciler için WPS kodu ile bağlanma. Ayrıca, IP ve DNS adreslerini elle girip ağlara bağlanmamızı sağlayan gelişmiş ayarlar da var. Güncelleştirmeler için düzenle simgesine tıklayın. Elle yapılandırmak için otomatik atamayı devre dışı bırakın. Artık tüm ayarlar düzenlenmeye hazır ve biz yapılandırılan yönlendiriciye 3 bağlantı için her birini uygun şekilde ayarlamalıyız. Bittikten sonra bağlana tıklayın.